Değerli katılımcılarımız, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı konuşacağımız etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Üretim yönetimi grubumuzun faaliyetlerinden biri olan bu etkinliğimizde Eser Erginoğlu bizlerle beraber olacak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın otomotiv sektörüne etkilerini bizlere aktaracak. Bugün burada üretim yönetimi grubumuzu temsilen yönetim kurulu üyemiz Hakan Konak da bizlerle kendisi açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Sözü Hakan Bey'e bırakmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Etkinliğimizin sonunda Eser Hanım sorularınızı yanıtlayacak. Sizlerden aşağıda gördüğünüz Q&A kısmına sorularınızı yazmanızı rica ediyorum. Ek olarak da etkinliğimizin sonunda 3 soruluk kısa bir anket paylaşacağız sizlerle. Onu da doldurursanız çok memnun oluruz. Şimdiden tüm katılımcılarımıza ve Eser Hanım'a teşekkürlerimizi sunarız. Buyurun Hakan Bey. Merhabalar, herkese sağlıklı günler diliyorum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün neden buradayız? Biraz önce dönen videoda da gördük. Büyük bir değişimin eşiğindeyiz. Hatta yıkıcı değişimin eşiğindeyiz diyor. Bunu neden diyor? Eğer hazır olmazsak yıkıcı olur. Hazır olursak fırsat olur. Yani bizim için risk mi teşkil edecek, fırsat mı teşkil edecek, bundan sonra bize bağlı bu. Bugün sizlerle paylaşacağımız bu yeşil mutabakat konusu nereden geliyor? Biraz daha bunun orijinine inersek, dünya değişiyor dedik. Yani soğuk savaştan sonra işte kapitalizm kazandı, komünizm kaybetti. Biz deli gibi artık üretmeye ve tüketmeye başladık. Bunu yaparken ne insanların sosyal gelişimine önem verdik, ne çevrede olup biten çevreyle ilgili konulara önem verdik. Bunlar hep ikinci planda kaldı ama bir gün geldik duvara tosladık. Bu yüzden hele hele şu pandemiden sonra bu SDG dediğimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler'in imzaladığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu artık çok çok daha önemli hale geldi. Bu ne demek? Bu hepimiz bir OEM'in veya bir Tier 1 ikinci derece üreticinin tedarikçisiyiz. Şimdi müşterilerimiz de artık bu değerleri bir kriter olarak koymaya başladı. Yani eskiden sadece iyi kalite, iyi maliyetle tekliflerimizle verebildiğimiz ürünlerimizi artık ne yazık ki biz önce sürdürülebilirliğimizi, önce çevreye olan hassasiyetimizi göstereceğiz. Ondan sonra bizden teklif almaya başlayacaklar. Önce bunu sorgulamaya başladılar. Bunu çevrenizden duyuyorsunuzdur, müşterilerinizden duyuyorsunuzdur. Bu bizim üzerimize gelen bir buzdağı. Daha doğrusu buzdağına doğru gidiyoruz. Buzdağı bize gelmiyor. Biz buzdağına doğru gidiyoruz. İşte bugün burada işleyeceğimiz konulardan bir tanesi de yeşil mutabakat konusu. Yine bu çevreyi ilgilendiren Avrupa Birliği'nin önümüzdeki Haziran'da Avrupa Konseyi'nin alacağı bir kararla elle tutulur bir şekilde, somut bir şekilde önümüze çıkacak yeni vergileri getirecek. Biz buna ne kadar hazır oluruz? Sadece bunun için değil, bizden teklif isteyen müşterilerimizin de taleplerini yerine getirmek için önem vermemiz gereken konuları Eser Bey, özür diliyorum Eser Hanım, bizimle paylaşacak. Özür dilerim Eser Hanım. bunun için bu semineri dinlerken lütfen riskleri ve fırsatları düşünerek dinlerseniz, sadece sizi korkutmak değil amacımız, aynı zamanda fırsatları da göstermek, çok daha büyük fayda alırsınız diye düşünüyorum. Ben daha fazla sözü uzatmadan Eser Hanım'a sözü bırakıyorum. Buyurun Eser Hanım. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Önce adeten bunu sormam gerekiyor. Sesimde sıkıntı yoksa. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle değerli Taysat Yönetim Kurulu'na sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyen Taysat üyesi sanayicilerimize ve yöneticilerimize merhaba diyorum öncelikle. Bizim burada Hakan Beylerle de daha önce yaptığımız toplantılarda
önemini vurguladığı, şimdi de kendisinin Avrupa Yeşil Mutabakat ve buna nasıl uyumlanacak Türk sanayicisi, otomotiv sanayicisi, bununla ilgili hazırladığımız bir takım çalışmalar var. Bu çalışmaları sizlerle paylaşacağız bu yaklaşık bir saatlik görüşmemizde. Sizlerden de ricam, tabii ki riskleri, fırsatları beraberinde getirmekle birlikte çok çok yeni bir konu. O yüzden çoğunuzun belki kafasında sorular olacaktır. Bu soruları Öykü Hanım'ın da dediği gibi chatten yazarsanız ben hepsine tek tek cevap vereceğim. Zamandan bağımsız olarak sizlerle doyurucu bir toplantı yapmak amacındayız. O yüzden bir yandan sunumumu paylaşırken bir yandan da kendimi kısaca tanıtmama izin verin lütfen. İsmim Eser Erginoğlu. Yaklaşık 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum, kamu yönetimi bölümünden. Yaklaşık 32 yıldır bankacılık da dahil olmak üzere dış ticaret ağırlıklı. Daha sonra üretim tarafında çalıştığım bir iş hayatım oldu. Yani bankacılıkla başladım. RAM Dış Ticaret'te Koç Grubu'nda uzun yıllar dış ticareti deneyimledikten sonra 15 yıla yakın yabancı şirketlerde, yabancı çok uluslu şirketlerde, sanayi şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptım. Daha sonra da Kibar Holding'de yine bir fabrikanın sıfırdan kurulumu da dahil bir şirketinde genel müdürlük görevi de yaptım. Son olarak da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde genel sekreter yardımcılığı yaptım yaklaşık bir yıl kadar. Bu dönem tam da bu pandemi dönemine ve Avrupa Yeşil Mutabakat'ın bizlere sunulduğu döneme denk geldi. Bu dönem içerisinde yaptığım çalışmaları da aslında bir derledim diyelim ve bu derlemeyle beraber de bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Şimdi sizlere bugün aslında bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın otomotiv sektörü tarafındaki etkilerini anlatacağım. Umarım sunumum görülüyordur. Öykü Hanım, eğer bir aksilik varsa beni uyarsın lütfen. Yok yok, her şey yolunda Eser Hanım. Tamam, gayet güzel. Şimdi değerli Taysat üyeleri, değerli yöneticilerimiz, değerli sanayicilerimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında bir Paris Anlaşması'nın Avrupa Birliği içerisindeki yansıması diye düşünebiliriz. Bu yansıma içerisinde en çok tartışılan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektörüyle biz ilgili bir sunum hazırladık bugün size. Eminim çoğunuz Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili pek çok toplantıya katılmıştır bugüne kadar. Fakat bizim üzerinde durduğumuz konu ulaşım sektörünün, otomotiv de dahil olmak üzere ulaşım sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisindeki yeri. Burada da gördüğünüz gibi sektör çok 22.3 ile toplam sera gazı emisyonunun, Avrupa'daki sera gazı emisyonunun lider sektörlerinden bir tanesi. Havacılıktan sonra geliyor açıkçası. Ve bu sektörün içerisinde de otomotivin, yani kişilerin kullandığı araçların payı 12.8. Bu yolcu araçlarının emisyonundan kaynaklanan sera gazları ise düşürülmesi hedeflenen ve üzerinde çalışılması hedeflenen en büyük sektörlerden bir tanesi. Avrupa Birliği'nde kullanılan araçların hali hazırda %54'ünün benzinli, %41'inin de dizel araçlar olduğu göz önüne tutulursa aklımıza şu soru geliyor. Neden elektrikli araçlar hızla yükselmiyor? Neden elektrikli araçlar bu kadar inovasyon yapıldı son zamanlarda? Nedir bu sera gazı etkisi ve yeni araçlarda elektrikli araçların etkisi nedir diye bakıldığında gördüğünüz gibi aslında çok şey yapıldı. Emisyonların düşürülmesiyle ilgili sadece elektrikli araçlarda değil, yeni üretilen araçlarda. Bu da bize emisyonların 2000'li yıllarda 170 gramdan yaklaşık olarak 2017'de 120'lere kadar düştüğünü gösteriyor yeni araç emisyonlarının. Ancak bunun son zamanlarda bir artış da olduğunu gözlemliyoruz bu emisyonlarda. Çünkü hem karayolu ulaşımına bir talep var, hem de hala tüketicilerin elinde eski teknoloji araçlar bulunuyor. Ve biraz Avrupa'daki GDP artışıyla beraber
bu artış yeniden yükselişe geçti bu emisyonlar. Ve elektrikli araçların da hala talebi düşük gidiyor. Çünkü şarj istasyonları bildiğiniz gibi çok henüz artışta değil. O yüzden aslında Avrupa Birliği otomotiv sektörünü mercek altına almış durumda. Burada bir zaman planlaması söz konusu. Bu taşıma sektörüyle ilgili Avrupa Birliği diyor ki 2030 yılından itibaren en az 30 milyon sıfır emisyonlu araç trafikte olacak. 2030 itibarıyla 100 tane Avrupa şehri zaten şimdiden açıkladı iklim nötr hale gelecekler. Bu iklim nötr hale gelmesinin de tabii ki taşımacılık sektörüne hedeflemesinin çok büyük bir etkisi olacak. Bugün için kullanılan yüksek hızlı trenlerin iki katına çıkarılması söz konusu. 500 kilometrenin altındaki toplu taşımacılıkta yine iklim nötr olma şartı getiriliyor. Otomasyona bağlı yani kendi kendini idare eden araçların da büyüme potansiyeli çok yüksek. Ve gemicilik sektöründe de yine sıfır emisyonlu gemilerin 2030'a kadar sektöre girişleri söz konusu. 2035'ten itibaren de yolcu uçaklarının sıfır emisyona döndürülmesi ve 2050'den itibaren tüm araba, van tipi araç, otobüs gibi karayolunda hareket eden tüm araçların sıfır emisyona döndürülmesi, demiryolu taşımacılığının bugünkü itibariyle yine iki katına çıkarılması ve birbiriyle entegre sürdürülebilir akıllı taşıma modellerinin de devreye girmesi Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıllardaki hedefleri arasında. Peki Avrupa Birliği aynı zamanda neyi söylüyor bize Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda? Bir döngüsel ekonomiden bahsediyor ve bu döngüsel ekonominin içerisinde de bizlerin özellikle de otomotiv sanayisinin yapacağı çok işler var, alacağı çok kat edeceği yollar var. Bu yolları da ben şöyle kısaca sıralamak istiyorum sizlere. Çünkü Avrupa Birliği birkaç tane şart getiriyor. Bunlardan bir tanesi işte sıfır emisyonlu araçlar. Ama sadece sıfır emisyonlu araçlar değil, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de hizmet eden bir zincirden bahsediyor. Bildiğiniz gibi Avrupa otomotiv sektörü yılda inovasyona en çok para harcayan sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 62 milyar dolarlık bir bütçe var otomotiv sektörünün inovasyona harcadığı. Burada Avrupa Birliği diyor ki bundan sonra üretilen her araç, %95 oranında geri dönüşüme uygun olacak. Bu ne demek? Bir yandan kalite beklentisini yani o aracı satın alan müşterinin, nihai müşterinin kalite beklentisini karşılamak aynı zamanda da geri dönüşüme de hizmet etmesi demek araçların. Bu yüzden özellikle koltuk kumaşları, emniyet kemerleri, plastik aksamlar gibi ya da içinde kullandığınız bakır aksamlar veya alüminyum aksamlar gibi bu aksamların geri dönüşümlü malzemelerden üretilmesi söz konusu. Aynı zamanlarda araç akülerinin de farklı amaçlara hizmet vermekle beraber tekrar ekonomiye kazandırılması söz konusu. Avrupa Birliği diyor ki geri dönüşüm oranına göre bundan sonra vergilendireceğim. Eğer bir aracın şu kadar geri dönüşüme hizmet eden aksamı varsa şu kadar vergi, bunun üzerinde ise bu kadar vergi uygulamaları yapacağım diyor. Aynı zamanda aracın veya bir parçanın tasarımının da en baştan döngüsellik prensibine uygun olarak tasarlanmasını öngörüyor. Ve diyor ki en baştan tasarladığınızda tüm parçaların hem döngüselliğe uygun hem de daha uzun ömürlü, daha dayanıklı hale getirilmesini de bir kurala bağlayacağım diyor. Aynı zamanda bozulan bir parçanın değişim zamanı gelen bir parçanın da geri dönüşümlü bir parçadan, geri dönüşümlü bir araçtan temin edilmesini, yani bunun da sıfır kullanılmaması gerektiğini öngörüyor. Ve son olarak da eğer geri dönüşümü mümkün değilse, bu artık geri dönüştürdük, tamir ettik, ikinci el parçalardan yeniden kullandık. Bunun da son olarak, nihai olarak enerji üretimine katkıda bulunacak şekilde geri dönüştürülmesini öngörüyor.
Burada özellikle şirketlerin karbon ayak izlerinden bahsetmek istiyorum. Karbon ayak izleri şirketlerin özellikle 3 kapsamda değerlendiriliyor. Bu kapsamlar bir tanesi şirketlerin kendi üretimlerinden kaynaklı olan emisyonlar. İkinci kapsam satın alınan enerjiyle, satın alınan eğer elektrikse ya da buhar satın alıyorsanız kapsam 2'ye giriyor. Kapsam 3 ise nasıl diyeyim, indirect yani direkt olmayan emisyonlar. Bu emisyonlar da sizin satın almış olduğunuz ham maddeden işte reklam amaçlı yaptırdığınız, bastırdığınız broşürlere kadar kullandığınız taşeron faaliyetlerine veya kurumunuzun kullandığı kiralık araçlara kadar veya yaptığınız seyahatlere kadar karbon ayak izinden bahsediyoruz kapsam 3'te de. Bu ayak izlerinin ölçülmesi ve iklim risklerini şirketlerin açıklaması bekleniyor önümüzdeki günlerde. Bu otomotiv sektörüne has değil, tüm sektörleri kapsayacak bir karbon ayak izi ölçümü ve açıklaması. Özellikle Avrupa Birliği'nde bazı bankalarında içinde olduğu ve büyük şirketlerin içinde olduğu bazı çalışma grupları var. Bu çalışma grupları şirketlerin iklim risklerini açıklamayı zorunlu hale getirmek üzere bir nasıl diyeyim kanun teklifi vermiş durumdalar. 2023'ten itibaren bu risklerin açıklanması, zorunlu hale getirilmesi söz konusu olacak. Şu anda bu iklim riskleri açıklaması gönüllülük esasına göre yapılıyor ve Carbon Disclosure Project diye bir kar amacı gütmeyen bir kurum var. Bu kurum Avrupa Birliği'nde isteğe bağlı olarak firmaların karbon ayak izlerini, daha doğrusu karbon risklerini derecelendiriyor. Bu derecelendirmeyi de şu anda dünya çapında 9600 tane firma gerçekleştirmiş durumda. Türkiye'den bu platforma karbon risklerini açıklayan 129 tane kurum var. Bunların içerisinde bankalar var. Bunların içerisinde çeşitli sanayi şirketlerimiz var. Birkaç tane de yerel yönetim var. Türkiye'de buna cevap veren firmalar içerisinde A kategoride değerlendirilen 10 tane firma bulunuyor. Otomotiv sektörümüzden 5 tane firma karbon risklerini değerlendirmiş ve açıklamış durumda. İçlerinde A alan firma yok. O yüzden burada isimlerini zikretmek istemiyorum. Ama CDP herkese açık bir datadır. Dileyen üyelerimiz buradan açıp kim olduklarına bakabilirler. Burada sizler için önem teşkil edecek olan konu sizin müşterileriniz, yani sizin mal sattığınız Avrupa'daki büyük şirketlerin ne durumda oldukları. Öncelikle iki tane konudan bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi, hangi şirketler Avrupa'da kendi iklim risklerini açıklamış durumda ve bunu aynı zamanda bir taahhüt haline de getirmiş durumdalar. Bu Science Based Target'ı daha sonra ben sizlere detaylı anlatacağım sunumun geri kalanında. Ama özellikle şunu bilmenizi ya da göstermek isterim yeri geldiği için. Buradaki büyük kurumlar, gerek büyük araç markaları, gerekse yan sanayiciler 2030 ve 2050 hedeflerini bilimsel olarak hedeflendirmiş ve bilimsel olarak bu hedefi Science Based Target sistemine girmiş durumdalar. Ben burada firmalardan bazı örnekler verdim sadece. BMW grup bunu yapmış, Volvo yapmış, Valeo yapmış, Bosch yapmış gibi. Bunu çeşitlendirebiliriz. Çok var bu sistem içerisinde olan şirketler. Aynı zamanda karbon risklerini de açıklamış ve değerlendirmiş otomotiv şirketlerimiz var. Bunlara da hızlıca bakacak olursak, Avrupa'dan ve dünyadan örnekler vermeye çalıştım. Örneğin BMW'nun karbon iklim riski A grupta değerlendirilmiş. Bir Nissan, Renault veya Daimler A- grupta değerlendirilmiş. Bunun yanında Volvo C kategoride değerlendirilmiş. Isuzu, Mitsubishi gibi gruplarda B veya B- olarak değerlendirilmiş. Nasıl değerlendirildiği ve buna nasıl girileceği konusunda yine
destek alabilirsiniz. Bu konuda çalışma yapabilirsiniz. Kendi şirketinizin nerede olduğunu görmek için bu çalışmaların içinde yer alabilirsiniz. Bunlar sizlerin yer alabileceği çalışmalar. Bu neden önemli? Çünkü aslında sonuçta otomotiv sanayisinin, Türk otomotiv sanayisinin ve yan sanayisinin satmış olduğu büyük markalar bu sistemlerin içinde yer alıyorlar. Bir de Hakan Bey'in de üzerinde durduğu sınırda karbon düzenlemesi konusu var. Bu ben özellikle altını çizmek istiyorum sizler için. Sınırda karbon düzenlemesi illaki otomotiv sektörünü içermek zorunda değil. Bu sene başlar, seneye başlar, 2023'te başlar. Bunun da bir önemi yok. Ama ben burada kulakta bulunması ve bu düzenlemenin yarınlarda otomotiv sektörünü de içine alacağını ihtimali üzerinden bunu size anlatıyorum. Aslında temelde gözden kesinlikle kaçırılmaması gereken nokta bizim sınırda karbon düzenlemesi içinde olup olmadığımız değil, bunun karşı taraftaki müşteriler tarafından artık bu karbon emisyonlarının ölçülmesi ve bunun değerlendirmeye ve risklerine dair yapılması gereken çalışmalar. Sınırda karbon düzenlemesi basit olarak şöyle anlatılabilir sizlere. Avrupa Birliği 2005'ten itibaren özellikle belirli sektörlere belirli sınırlamalar getirdi. 2 milyar ton gibi bir karbon hakkı verdi. Ücretsiz dağıttı bu hakkı ve bu sektörlere dedi ki senin hakkın bu kadar. Bunun üzerinde salarsan cezaya tabisin. Bunun üzerinde saldığın karbon kadar bana vergi ödeyeceksin. Öncelikle 2005'te belli miktardaki karbonu bedava olarak dağıttı. Fakat dedi ki ben bunu her sene düşüreceğim. Her sene sizden önlemlerinizi almanızı ve bu bedava hakları artık yavaş yavaş ihtiyaç duymamaya başlamanızı, 2030'da da bunu sıfırlamanızı bekliyorum. O yüzden 2005'te başladı bu çalışma. 2015'te Paris Anlaşması ile beraber de gittikçe gördüğünüz gibi bu koyu mavi kısımlar, yani bedava dağıtılan haklar azaltıla 750 bin tonlara falan düşürüldü. Şimdi neden yukarıda bir de açık mavi kısımlar var? Bu da satılmış veya açık artırılmaya çıkarılmış haklar. Bunlar parayla satılıyor. Örneğin sizin şirketinizin bir hakkı var. Bu hakkı siz kullanmadınız çünkü ihtiyaç duymadınız. Bu hakları birbiriniz arasında ticarete dönüştürebiliyorsunuz. Bu yüzden de bir karbon piyasası oluşmuş durumda. Bu karbon piyasasında şu anda yaklaşık 43 dolar, pardon euro ton civarında karbonun bir tonunun fiyatı trade ediliyor. Öyle düşünelim. Şimdi bizim Türkiye ihracatının olası etkileri diye TÜSİAD'ın yaptığı bir iklim raporu var. Buradan da anlaşılacağı üzere demin anlattığım kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonların sınırda karbon düzenlemesine tabi tutulması halinde önümüzdeki yıl olabilir, 2023'te olabilir. Bunu Haziran ayındaki toplantıda göreceğiz. Bu hangi sektörü ne kadar etkileyecek? Milyon euro olarak bunun çalışmasını yaptı TÜSİAD. Bunu da yapmış olduğu ihracatın, Türkiye'nin yapmış olduğu Avrupa'ya ihracatın ton başına hesaplamasıyla ve o sektörün saldığı karbonun hesaplamasıyla yaptı. Bunu üniversite hocalarına yaptırdı bu arada. Şimdi biz bu çalışmayı eğer bir ton karbon 50 euro olur ise hesabı üzerinden size gösteriyoruz. Şu anda 43 euro ama bu 20 euroydu 2 sene evvel. Yani karbonun fiyatı serbest karbon, bedava karbon hakları azaldıkça piyasadaki trade edilen karbonun, şirketlerin birbirine sattığı karbonun fiyatı da yükseliyor. Dolayısıyla şu anda 43 euro. Yıl sonuna kadar bunun 50 euro olması bekleniyor. Şimdi burada otomotiv sektörünü görelim. Otomotiv sektörü eğer sınırda karbon düzenlemesine tabi olur ise yaklaşık olarak 250 milyon euro gibi bir yıllık bedel ödeyecek. Bu bedeli nereye ödeyecek? Bu bedeli en çok sorulardan bir tanesi. Bu bedeli
iki türlü ödeyebilir. Haziran'da bu belli olacak. Ya ihracat yapan ülke alacak, yani Türkiye bu vergiyi alacak sizlerden, ihracatçıdan ve bunu Türkiye'nin iklim değişikliği projelerinde kullanacak. Örneğin hidroelektrik santralleri gibi, güneş santralleri gibi veya işte tarım alanlarının düzenlenmesi gibi, çeşitli ya da orman faaliyetlerinin artırılması gibi çeşitli iklim projelerinde kullanacak. Veya bunu Avrupa Birliği tüm oraya ihracat yapan ülkelerden toplayacak. Bunları yine dünyadaki çeşitli iklim projelerine, özellikle de gelişmekte olan iklim projelerine harcayacak. Burada bizi tam da bu noktada şöyle ilgilendiriyor. Biz biliyorsunuz Paris Anlaşması'nı imzaladık ancak yürürlüğe almadık. Yürürlüğe almamamızın sebeplerinden bir tanesi ve en büyüğü Türkiye'nin Annex 1 ülkeleri denilen gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alması. Türkiye ise diyor ki hayır, ben Annex 2 ülkeleri içinde olayım. Çünkü ben gelişmekte olan bir ekonomiyim. Bu yüzden ben bu fonlardan, yani vergilerden toplanacak ve dağıtılacak olan bu fonlardan daha fazla yararlanayım. Çünkü Annex 2 ülkeleri daha fazla yararlanma imkanına sahip olacak. Değerli TaySat üyeleri, burada biz bu rakamları gösteriyoruz. Hakan Bey'in de dediği gibi amacımız göz korkutmak değil, ama şirketlerin buna hazırlanması için az zaman kaldı. Önümüzdeki günlerimizdeki aylar hepimiz için çok çok önemli, Türk ihracatı için. Çünkü Avrupa maalesef bizden çok daha ileride. Avrupa'daki şirketler buna hazırlanmaya 2005'lerden itibaren başladılar. Ben size ihracatçıları riskler ve fırsatlar olarak uyardığım bir slaytla göstermek istiyorum sizlere. Burada riskleri öncelikle isterseniz bir göz atalım. Şimdi adil olmayan bir sınırda karbon düzenlemesi, yani tüm ülkelere benzer nitelikte karbon düzenlemesi getirilmesi Türkiye için bir dezavantaj. Çünkü Türkiye'nin aslında özellikle yenilenebilir enerjiye çok yapmış olduğu yatırımlar var. Ayrıca Türkiye'deki firmalarımızın kendilerine yapmış olduğu bir takım yatırımlar var. Bunu öngören firmalarımız oldu, buna yatırım yapan firmalarımız oldu. O yüzden buradaki en büyük tartışma hem ülke bazında hem de firma bazında bunun ayrıştırılan bir sistem olması, yani adil bir geçiş mekanizması olması. Bu adil geçiş mekanizmasının da özellikle dediğim gibi şirket bazında ayrıştırılması isteniyor, talep ediliyor. Türkiye'de maalesef bu hazırlıklar birazcık daha, nasıl diyeyim, geç başladı. Bunu otomotiv sektörüne özel almayın lütfen. Burada çelik gibi, demir çelik gibi, karbon yoğun, çimento gibi sektörler var. Bunlar özellikle sınırda karbon düzenlemesinde ciddi anlamda negatif etkilenecek sektörler. Hazırlıklarımız burada çok hızlı değil. Bir de çok uluslu şirketler var. Sizlerin de mal sattığı çok uluslu şirketler yatırımcısına belirli taahhütler verdi. Örneğin BMW, Volvo, işte Volkswagen, bunlar halka açık şirketler ve bunlar çok uluslu firmalar ve taahhütleri var. Bu taahhütleri de dönüp kendi tedarikçilerinden nasıl diyeyim, uyumlanmasını, yani aynı şekilde hizalanmasını bekliyorlar. Bir de finansmana erişim konusu var. Finansman kaynakları çok, ancak buna erişim için şirketlerin belli hazırlıkları yapmış olmasını bekliyor bankalar veya çeşitli finans kurumları. Bunlar riskler tarafı. Fırsatlar tarafına gelecek olursak, Türkiye'nin bu fırsatlar tarafında çok ciddi bir avantajı olduğu gerçek. Özellikle mesela biliyorum ki Hindistan bu Avrupa Birliği'ne çok fazla otomotiv yan sanayi sağlıyor. Ancak buradan, Hindistan'dan gelen bir konteynerla Türkiye'den çıkan bir konteynerin veya kamyonun saldığı emisyon aynı değil. Onlar dezavantajlı durumdalar. O yüzden burada tüm Avrupa Birliği'ne mal satan sektörler, özellikle de rakipleri Uzak Doğu'da yer alıyorsa, Asya'da yer alıyorsa, nasıl diyeyim, maça 1-0 önde başlıyorlar tabiri caiz ise. Aynı zamanda Türkiye
çok ciddi bir yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptı. Her ne kadar hepimiz ortak gridden, ortak hattan elektrik alıyorsak da burada ülkeli puanı olacak. Bir ülke puanından söz ediliyor. Eğer %50-50 Türkiye'nin kaynaklarının yenilenebilir enerjiden geldiğini düşünürsek, Türk tedarikçisi olarak sizlerin burada bir avantajı olacaktır. Burada yeni müşteri de avantaj Türkiye için. Çünkü bir yandan uyumlanmaya çalışırken Türkiye hızlı uyumlanabilen ülkelerden bir tanesi. Türk sanayicisi çok esnektir bu konuda. Tedarik zincirlerinde Avrupa Birliği'nin de yeni arayışları olacak. Hem de pandemi yüzünden epeyce bir sıkıntı yaşadılar. O yüzden bu yeşil mutabakat Türkiye'deki sanayicilere fırsat da sunuyor. Avrupa Birliği 1 trilyon euroluk bir bütçe ayırdı. Bu kimseyi arkada bırakmama stratejileri var. O yüzden bu gelişmekte olan ülkelere hızlıca akacak fonlar var. Bu fonların içerisinde de 1 trilyon euro 2030'a kadar, yani önümüzdeki 9 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde çeşitli dönemlerde serbest bırakılacak. Bir yandan da hepimizin bir dönüp şirketimize bakıp yeni teknolojilere, dijital dönüşümlere hız vermesi için de bir fırsat olacağını düşünüyoruz bu yeşil mutabakatın. Şimdi bu fonlarla ilgili sizlerin aklında yine kalması için önemli bir konu var. Biliyorsunuz geçen yıllarda şirketler kendilerini yeşil, sürdürülebilir, işte vegan gıda firmaları için çeşitli sıfatlar adı altında kategorize etmeye çalıştılar. Bu sıfatlar bir greenwashing sistemini doğurdu maalesef. Yani aslında bilimsel hiçbir mesnek teşkil etmeyen firmalar kendilerini web sitelerinde böyle tanımladılar. Bu yüzden şimdi şöyle bir durum söz konusu. Önce bir yeşil yıkamadan bahsedeyim. Örneğin ben buraya resim olarak da koyuyorum. Donald Trump kendisini Amerika'nın gelmiş geçmiş en çevreci başkanı ilan etti. Ama Paris Anlaşması'ndan ayrıldı. Yani yeterli dayanak olmadan firmaların bir ürün veya bir hizmeti çevreye yararlı olarak göstermesine biz yeşil yıkama diyoruz. Bunu bir pazarlama aracına döndürdü firmalar. O yüzden burada şirketlerin sustainable, yani sürdürülebilirlik iddialarının eğer temele dayanmıyorsa, yani karbon salımınız bununla desteklenmiyorsa, eğer bir yol haritanız bununla desteklenmiyorsa, buna ayrıca hukuki cezalar ve yaptırımlar da gelecek. Bugüne kadar bunun bir cezai yaptırımı yok idi. Şimdi 2022'den itibaren yeni kurallar geliyor. Bu kurallar bize taksonomiyi de beraber getiriyor. Taksonomi ne? Şimdi bu finansman kaynaklarının şirketlere aktarılması için belli kriterleri sağlaması gerekiyor ki bunun yeşil finansman olarak adlandıralım. O yüzden bir taksonomi kurallar zinciri getiriyor bankacılık sektörü ve finans sektörü önümüzdeki yıllarda. Bu 6 tane kriteri sağlayan yatırımlar yeşil yatırım olarak adlandırılacak ve bu 1 trilyonluk bütçeden pay alabilecekler. Burada bu 6 tanesini görüyorsunuz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi greenwashing'e hizmet etmemesi ve bunun sürdürülebilir bir yatırım olması ve bu 6 kriterden bir tanesine hizmet ediyorken diğer 5 kritere de zarar vermiyor olması. Örneğin siz bir şirketinizdeki bir arıtma tesisine iyileştiriyorsunuz ve çevredeki su kaynaklarının korunması için güzel bir yatırım yapıyorsanız, bu yaptığınız yatırımdan kaynaklanan farklı bir çevreye zarar gelmemesi gerekiyor. Atıyorum örneğin bir iklim değişikliği ile ilgili oradaki bir bitki örtüsüne ya da başka bir çevre kirliliğine zarar vermiyor olması lazım. Bu taksonomi kuralları da 2021 sonunda netleşecek ve 2022'de devreye alınacak. O yüzden bu finansman kaynakları Dünya Bankası'nın, EBRD'nin, Avrupa Yatırım Bankası'nın sağlayacağı ve bizim bankacılık sektörünün de
bir miktarını dağıtacağı bir sistematik oluşacak. Bu sistematik içinde şirketlerin kendi nasıl diyeyim defterlerinde iklim risklerini net olarak açıklamaları beklenecek. Şimdi ben sunumumun bu kısmında şirketlerin neler yapması gerektiğiyle ilgili size bir basamak basamak yol haritası göstermeye çalışacağım. Şirketler aslında AB Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde karbon ayak izlerinin veya ürün ayak izlerinin tespit edilmesi, azaltma ve engelleme yol haritaları, bunu da birazdan bahsedeceğim, karbon offset etmek ve bunu şirket içi ve dışı iletişim olarak kullanmak gibi bir yol haritası izleyebilecekler. Bu yol haritasında ben sizlere şöyle bir neler yapması gerekir şirketlerin bunu anlatayım. Öncelikle şirket karbon ayak izi ve ürün karbon ayak izi tespit etmek. Şimdi bu Greenhouse Gas Protocol, yani Avrupa Birliği'nin sera gazlarının içerdiği, nasıl ölçümlenebileceği ile ilgili yayınladığı bir protokol var. Bu protokole göre ölçülen karbon ayak izleri geçerli sayılıyor. Bunu da akredite bir kurumun yapması gerekiyor. Yani bu ölçümleme yapılacak olan data girişlerini yapacağınız nasıl diyeyim bir database'e bunların hepsini gireceksiniz. Diyelim ki bir şirketle anlaştınız. Dediniz ki ben karbon emisyonlarımı ölçtürmek istiyorum. O şirketin bir algoritması var. Bu algoritmaya sizler datalarınızı girdiğiniz zaman sonunda kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonlarınız bir rapor halinde size sunuluyor. İşte bu algoritmanın belli kurumlar tarafından, örneğin TÜV gibi belli kurumlar tarafından akredite edilmiş olması gerekiyor. Buna çok önem verin lütfen. Akredite olmayan ya da sizin şirket içi yaptığınız ölçümler kıymetlidir ama bu ayak izini raporlamanız için yeterli değildir. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Karbon ayak izi ölçülmesinin maliyeti ne kadardır diye bana sorular oluyor. Ben de yaklaşık olarak buraya maliyetleri de koydum. Örneğin tek üretim tesisinde hizmet veren bir işletme iseniz yaklaşık 3.000 ile 5.000 euro arasında yıllık bunun bir maliyeti var. Eğer birden fazla lokasyonda hizmet veren çalışan sayısı fazla olan, örneğin 500'ün üzerinde çalışan sayısı olan firma iseniz 5.000 euro ile 15.000 euro arasında bir maliyeti çıkacaktır size yıllık. Eğer bunu ölçen firmayla aynı yıl içerisinde gelecekteki yıllar içerisinde de devam etmek isterseniz, biliyorsunuz karbon ölçümü sadece bir yıl yapmak değil, ilerleyen yıllarda da yapmayı gerektiren bir şey ki gelişimi görmek için. Bunun içinde devam eden yıllarda yaklaşık %40'lık bir indirim almanız söz konusu. Burada rapor sizlerin bu database'e giriş yapması yaklaşık 4 hafta sürüyor. Yaklaşık bir 4 hafta da raporun hazırlanması, derlenmesi, toparlanması sürüyor. Yaklaşık 8 hafta gibi düşünebilirsiniz. Kullanılan girdilerde de şirket datanız kullanılıyor. Ama diyelim ki belli bir yere bilgi girmeniz gerekiyor ve sizin bu datayı hiç toplamamışsınız bugüne kadar. Geçmiş yıllarda böyle bir alışkanlık edinmemiş şirketiniz. O zaman TÜV Avusturya'nın aynı sizin bulunduğunuz sektörde bu data için daha önce giriş yapmış olan firmaların ortalamasını kullanabiliyoruz. Bu şekilde bir karbon ayak izi ölçümleme yapılabiliyor ve maliyetleri de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Şimdi gelelim azaltma ve engelleme yol haritalarına. Biz karbon ayak izimizi ölçtük. Peki bu yeterli mi? Hayır, tabii ki sizler diyeceksiniz ki hayır, ben bunu azaltmak istiyorum. Bir sınırda karbon vergisiyle yarınlarda karşılaşmamak için veya karşımdaki müşterim bunu böyle talep ediyor. O zaman bunu dediğim gibi işte müşterileriniz talep edebilir, yönetim kurulunuzun bu konuda bir kararı olabilir. Science Based Target sistemiyle bunu registre etmiş oluyorsunuz. Nedir Science Based Target sistemi?
firmaların karbon salım ölçümlerini yaptırdıktan sonra buraya izlenebilir, ölçülebilir hedeflerini ve taahhütlerini girmesi. Türkiye'den bu dünyada 1350 kadar şirket buraya hedeflerini girmiş durumda. Ama Türkiye'den sadece 9 tane firma var. Bunu da sizler de girip bakabilirsiniz. Bunlardan 4 tanesi de sanıyorum finans kuruluşu. 4-5 tane de sanayi kuruluşu var. Şişe Cam var mesela. Örnek vereyim, sizin sektörden olmadığı için rahatlıkla örnek verebilirim. Arçelik var. Abdi İbrahim ilaçları var. Şimdi aklıma gelenleri sıralayayım. Uludağ İçecek var gibi. Fakat otomotiv sektöründe burada kimler var? Peki Türkiye'den kimse yok ama otomotiv sektöründen kimler var diye soracak olursanız, bir önceki slaytlarımdan hatırlayacaksınız. İşte BMW'sinden Volvo'suna kadar, Ford motor ticaretine, Ford otomotive kadar pek çok firma buraya giriş yapmış durumda. Ben size bir ekran görüntüsü koydum buraya. Burada görüyorsunuz, ben sadece ekran görüntüsü olduğu için burada firmaları özellikle seçmedim. Aşağı doğru bir akış gösteren bir şema bu, daha doğrusu liste. Giriş sırasına göre Mart 2021'de girmiş mesela BMW grubu. Ford da keza öyle ama mesela Valeo Ocak 2021'de bu sisteme giriş yapmış. Burada şu view target, yani hedefi gör diye bir mor renkli bir yer var. Oraya bastığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. BMW grubu, bu İngilizce ama kısaca size hani özetlersem, Scope 1 ve Scope 2 sera gazı emisyonlarını 2019 baz seneye göre 2030'da %80 azaltmayı taahhüt etmiş. İşte çeşitli kapsam 3'ü şu kadar azaltmayı taahhüt etmiş. Satılan araç başı düşen sera gazlarını işte bu kadar falan. Yani böyle kapsamlı buraya bastığınız zaman karşınıza bu firmanın taahhütlerini de görebilirsiniz. Örneğin eğer BMW şirketine malzeme tedarik eden bir firma iseniz siz, bu emisyon azaltma sizi çok etkileyecek demektir. O yüzden yine tavsiyem bu söylemiş olduğum Science Based Target web sitesini ve CDP yani Carbon Disclosure web sitesini incelerseniz sizlerin mal sattığı firmaları burada yakalama ve onların hedeflerini de görme ve buna göre aksiyon alma şansınız olacaktır. Diğer bir konu karbon offset etme konusu. Bu da şu, şirketler karbon nötr hale, bir yandan yol haritasında 2030'a kadar diyelim ki belli bir yol haritanız var ve bu yol haritasını belirlediniz, science based targetlarınızı oluşturdunuz. Peki karşı taraftaki firma nötr olmak istiyorsa, karbon nötr ürün bekliyorsa sizden veya siz bunu bir pazarlama aracı olarak ben karbon nötr ürün üretiyorum demek için kullanacaksanız veya sınırda karbon düzenlemesi geldi ve dediler ki firmalar saldıkları karbon ya da ürünün karbonu kadar karbonu vergi olarak ödeyecekler Avrupa Birliği'ne girişte. O zaman siz bu vergiyi ödememek için de karbon offset edebilirsiniz. Yani bunun birkaç tane sebebi var bu karbon offset etmenin. Şöyle, bu projeler dünyanın çeşitli yerlerinde iklim projelerinden karbon satın alabiliyorsunuz. Karbon ayak izinizi ölçüyorsunuz veya ürününüzün karbon ayak izini ölçüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu ürünü üretiyorum, bu ürünün karbon ayak izi şu kadardır. Bunu dünyadaki şu projeden satın aldım, işte belgesi, bunlar sertifikalı projeler. Yine bu projeler TÜV, Gold Standard veya PwC gibi firmalar tarafından denetleniyor. Burada bu projeden aldığınız karbonun ödemiş olduğunuz ücreti o projenin finansmanında kullanılıyor. Bu da denetleniyor dediğim gibi. Böyle bir sertifika elde ediyorsunuz ve ürününüz karbon nötr oluyor. Bunun karşılığında da bir bir kare kod oluşturup onu, o kare kodu web sitenizde e-mail imzalarınızda kullanabilirsiniz. O kare kodu okutan kişi veya işte firma müşteri sizin nereden karbon satın aldığınızı görüyor, sertifikanıza ulaşıyor vesaire gibi, bunu kullanan pek çok şirket var.
Bu karbon offset projeleri nerede diye soru geliyor bana. Genellikle burada gördüğünüz gibi bunlar bizim sattığımız karbon offset projeleri. 100 kadar projede biz de satıyoruz. Bunlar bizimkiler. Türkiye'de 4 tane proje var. Hepsi hidroelektrik santrali. Buralardan karbon salımını engelliyor veya hizmet ediyor düşüncesiyle bunlar biliyorsunuz karbonu emen ve karbonu salan arasındaki ne diyeyim ticaret haline geldi. Bu projelerden satın alarak karbon nötr olmak da mümkün. Ben sizin sektörünüzden buraya yine birkaç tane böyle Science Based Target örneği ilave olarak koydum. Renault'un var, Mercedes'in var, işte Volvo'nun var, Scania'nın var yine. Mahindra şirketinin de var. Gördüğünüz gibi burada bu hedefler hep kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 olarak ayrı ayrı kategorize edilmiştir. Ayrı ayrı firmalar bunu ölçüyorlar ve ayrı ayrı hedeflendiriyorlar. Bu da bizi karbon ölçümünde önemli bir aksiyon almaya itiyor. Son olarak son slaydımda bizim firmamızın ne yaptığı ile ilgili belki kendimizi unutmak için. Ben Türkiye'de Climate Partner'ı temsil ediyorum. Biz de bu karbon offset projelerini yapıyoruz. Karbon salımını ölçüyoruz ve Science Based Target oluşturuyoruz şirketler için. Aynı zamanda bu Carbon Disclosure Project tarafında da müşterilerin CDP'lerini iyileştirilmesi için müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Umarım çok zamanınızı almamışımdır. Tabii ki Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kapsamlı bir konu. Ama burada en önemlisi, evet tamam Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda mutabıkız. Ama şirketimizin ne yapması gerekiyor? Nasıl bir yol haritası izlemesi gerekiyor? Ve otomotiv sektörünün özelinde ne yapılması gerekiyor? Bunu sizlere dilimin döndüğünce anlatabildiysem ne mutlu bana. Öykü Hanım ben sunumu kapatayım. Dilerseniz. Tamamdır. Siz veya Hakan Bey sorular varsa memnuniyetle soruları alalım. Sorularımız yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Chat bölümünden de Q&A bölümünden de yazmış katılımcılarımız. Evet, evet. Şimdi görüyorum. Evet, ufaktan başlayabiliriz. Tamam. Şöyle yapalım isterseniz. Onur Bey'den başlayalım. İlk o görüyorum. Yeter Hanım çok özür dilerim. Ben başlamadan önce acil bir konu nedeniyle terk etmek zorunda kalacağım. Evet. Şu soru cevap kısmında benim de bazı sorularım olacaktı ama daha sonra sorarım ben size. Eğer şimdi diliyorum. Cevaplamamı isterseniz hemen yok, cevaplayabilirim lütfen. Veya sizinle şahsen de görüşebiliriz. Tamam, siz katılımcıları cevaplarsanız çok sevinirim. Ne demek, tabii ki. Ağzınıza sağlık. İnşallah tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum fırsat için de Hakan Bey. Teşekkürler Hakan Bey. Görüşürüz. Üretilecek olan araçların %95'i geri dönüştürülebilir olmasıyla alakalı ürettiğimiz ürün içerisinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması mı yoksa üretilen ürünün tekrar geri dönüştürülebilir olması mı? Her ikisi de öncelikli Onur Beyciğim. Hem ilk ürettiğiniz ürünün, sıfır ürettiğiniz ürünün geri dönüşüme uygun olarak dizayn edilmesi koşulu var. Hem de geri dönüştürülmüş malzemeden İmkan varsa tabii ki geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi. Örneğin bir bakırsa, örneğin alüminyumsa veya bir kumaş veya bir emniyet kemeri üretiyorsanız. İşte bunların hepsi, bununla ilgili çok güzel bir rapor var aslında. Ben Öykü Hanım'la paylaşayım bunu. Öykü Hanım çok detaylı bir rapor var. Eğer sizlerde yoksa ben paylaşayım dernekle. Dernek üyeleriyle bunu paylaşabilir. Burada malzemeler ile ilgili de çok güzel örnekler ve öneriler var. İkinci soru, bedava karbon dağılımı neye göre yapılıyor? Metin Bey sormuş. Metin Beyciğim şöyle, Avrupa Birliği bunu 2005 senesinde
Önce sektörleri belirledi. Sonra bu sektörlerdeki ilk 10 oyuncuyu aldı ve bu ilk 10 oyuncunun saldığı karbonun ortalamasını sektör ortalaması olarak kabul etti. Ve dedi ki, örnek veriyorum, çimento sektöründe çalışan bir firmanın doğaya salabileceği karbon şu kadardır. Ondan sonra karbon hakları dağıttı. Önce bunları bedava verdi çünkü şirketler hazır değildi. Onlara hazırlanma süreci tanıdı. Daha sonra da dedi ki her sene biz bu bedava dağıttığımız karbon haklarını azaltacağız. Ve ya şirketler kendi aralarında ticaret yapacaklar ve bu şekilde ihtiyaçları olan karbonu elde edecekler veya kendi şirketlerindeki çeşitli yatırımlarla saldıkları karbonu düşürecekler. Aslında nihai amaç salınan karbonun düşürülmesi, olayın bir ticaret mekanizması haline dönüşmesi değil. Ahmet Bey, özür diliyorum, Ece Hanım'ı atlamayayım. Etkinlik bitiminde sunum paylaşılacak mı? Tabii ki. Zaten sanıyorum kayıt altına da alınıyor Ece Hanım. Belki kaydı da paylaşır Öykü Hanımlar, belki sunumu da paylaşırlar ama ben sunum olarak da göndereceğim. Bunu sizlere de iletebilirler, hiç sıkıntı yok. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Türkiye'nin bu mutabakatın dışında kalma şansı var mı? Ahmet Beyciğim, maalesef buna cevabım maalesef olacak. Çünkü maalesef biz Avrupa Birliği'nin bir serbest ticaret anlaşmasıyla bir de oyuncusuyuz aynı zamanda. Hem de çok yakın bir oyuncusuyuz. Artı ihracatımızın %50'si Avrupa'ya gidiyor. Bunun yaklaşık 23 milyar doları yanlış bilmiyorsam, yani 80 milyar dolarlık bir Avrupa ihracatımız var. Bunun 23 milyar doları da otomotiv sektöründen geliyor. O yüzden otomotiv sektörünün özellikle bunun dışında kalmasının çok mümkün olmayacağı, zaten sizin müşterilerinizin taahhütlerinden de görüldüğü gibi çok mümkün olmayacağını görüyoruz. Bir sonları kaçırmadıysam eğer, bu raporlamaları yapmayan yan sanayilerden Hüseyin Bey sormuş. Ana sanayileri vazgeçmek zorunda mı kalacaklar? Bu durum ne zaman gerçekleşecek? Şöyle, elbette ki sizlere bir süre tanınacaktır. Sizin çalıştığınız firmalar sizlere bu raporlamalar için, bu ölçümler için, efendim bu nasıl diyeyim, azaltma yolları ve yol haritaları için belli zamanlar tanıyacaktır. Biz bunu 2022'den itibaren çok sıkı takip edileceğini öngörüyoruz. Haziran'da hemen bir ay sonra sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili ve çeşitli kurallarla ilgili Avrupa Komisyonu'nun bir toplantısı olacak. Bu toplantıda çok daha tarih olarak netleşecektir. Dilerseniz Haziran'da bu açıklandıktan sonra Öykü Hanımlarla belki bir yarım saatlik böyle bir yine toplantı yaparız ve Haziran ayında açıklanan konuları değerlendiririz. Haziran sonu gibi belki yeniden bir şey yapma imkanı olur. Burada da birlikte değerlendiririz. Ama şöyle söyleyeyim, burada ne açıklanırsa açıklansın, hangi tarih konulursa konulsun, artık Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması gündemimizin bir numaralı konusu haline geldi. Geç kalmamak gerekiyor. Fırat Bey, Sayın Erginoğlu, karbon emisyon hesapları değerlerin hesaplaması benzer bir çalışma sera gazı kapsamında yapılır mı? İleride sınırda karbon vergisi tam olarak başladı. Türk firmalarının beklenti akredite olmuş firmalar. Evet, aynen. Şimdi sera gazı, doğru söylüyorsunuz. Aslında biz bunu karbon emisyonu diyoruz ama adı dillere tam tabiri caizse pelesenk olduğu için biz bunu karbon emisyonları diyoruz. Aslında bu sera gazı. Zaten greenhouse gas emissions diye geçiyor. İngilizcesi. Burada sizlerin yapmış olduğu emisyon ölçümleri vardır. Evet, mutlaka. Ama bunun akredite bir kurum tarafından yapılması sizler için hem karşı tarafta müşterilerinizle olan ilişkilerinizde hem science based targetları oluştururken hem sınırda karbon düzenlemesi geldiğinde bunu vergileştirirken, yani bunun akredite bir kurum tarafından yapılması gerekiyor. Bunu öneriyorum. Naçizane. Diğer sorum ise, buyurun, Avrupa'daki
başka firma ile ticaret yaparak kendi şirketimizde karbon azaltımı için çalışma yapabilmek adına ortak bir pazar tanışma platformu var mıdır? Çalışma yapabilmek adına. Burada eğer şirketinizde bir karbon azaltım projesi yapacaksanız bunu yapan çok şirket var. Danışmanlar var bu konuda. Bir tanesi de biziz. Bu biz veya bir başkasıyla bir çalışma yapabilirsiniz. Bunların çünkü şöyle tecrübeleri oluyor. Sizin benzer durumda olan şirketlerle, Avrupa'daki şirketlerle 2006'dan beri mesela Climate Partner bunu yapıyor. 2006'dan beri çok çeşitli çalışmalar yaptıkları için tecrübeleri çok. Sizlere bu konuda doğru yolu gösteren, hızlıca yol almanızı sağlayacak bir çalışma yapabilirsiniz. Ama ben tanışma platformu var mıdır? İnanın o konuda çok bilmiyorum. Umarım cevap tatminkar olmuştur. Umut Bey'in bir sorusu var. Sadece karbon haklarının satılmasıyla elde edilen gelir mi iklim projelerinde kullandırılıyor? Hayır, karbon haklarından gelen geliri de kullanacaklar. Ama aynı zamanda Umut Beyciğim, Avrupa Birliği Komisyonu bu 1 trilyon avroyu kendi kaynaklarından da sağlayacak. Biliyorsunuz biz bir Türkiye olarak da bu havuz biliyorsunuz. Bu havuza biz de kaynak aktarıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkiye her yıl 250 milyon euroyu bu havuza kaynak olarak koyuyor. O yüzden Türk firmaları ne kadar fazla projeyle, ne kadar fazla bu fonlardan yararlanırsa, ne kadar doğru projelerle giderse biz Türkiye olarak 250'nin üzerinde bir getiri elde ederiz. Biz 250 milyon euro koyduk, ne kadar aldık diye soracak olursanız onun da cevabı var. Ben Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de çalıştığım için bu konuda çok dertliydik açıkçası. 250 milyon euroya hiç gelemedi Türkiye. Koyduğundan fazlasını alması gerekirken koyduğundan hep az aldı. Ama en çok 2020'de aldı. Sanıyorum 250'yi geçtik. 300-350 milyon euro kadar fon aldı Türkiye bu şeylerden. Hibe fonlarından özellikle. Metin Bey'in bir kesilen cezalar fonlara aktarılıyor mu? Evet, fonlara aktarılıyor. Devletlerin ayırdığı başka fonlar var mı? İşte dediğim gibi bu Avrupa Birliği'nin çeşitli fonları var. Bunları birleştiriyor. Cezalardan gelen ülkelerin koyduğu var. İşte bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kendisinin de ayırdığı bir miktar var. Bunlar dağıtılacak. Burada çok önemli bir şey var. İşte bu adil dağıtım mekanizması ve kimseyi arkada bırakmama mekanizması. Ben bazı bankalara da danışmanlık yapıyorum Türkiye'de. Özellikle bu yeşil tarafında EBRD'nin yani bu Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın fonlarının firmalara aktarılırken projelerin doğru değerlendirilmesi, gerçekten o projenin bir green veya bir sustainability'ye hizmet ettiğinin onaylanması, bu mekanizmaların çalışması, bu taksonomi demin size anlattığım çok önemli olacak. O yüzden şirketlerinizde eğer bu niyetiniz var ise bu fonlardan yararlanmak istiyorsanız, bu arada bu fonlar 10 yıl vadeli, işte çok uygun faizli, ilk birkaç yılı geri ödemesiz, yani fonlar öyle gerçekten iyi şartlarla offer edilecek. Onu da dikkate alın lütfen. Bütün bu yaptırdığınız çalışmaların bunlara hizmet edeceğini, bunlara fayda sağlayacağını da unutmayın. Metin Bey, üretim araçları, ekipmanlarının da geri dönüşüm durumu değerlendiriliyor mu? Evet, traktörler vesaire, forkliftler, yani tüm taşımacılık diyeyim size. Sadece şeyleri düşünmeyin. Otomotiv sektörü olarak yani kişisel araçları düşünmeyin. Bunların içerisinde işte kamyonlar da var. Tüm kara taşıtları, hava taşıtları hepsi var. Trenlerde dahil olmak üzere. Seda Hanım bir soru sormuş. Yeşil enerji satın alma konusunda ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Fiyat politikası ve karbon ayak izi azaltılması etki sürdürülebilir aksiyon olarak düşünülebilir mi? Şimdi yeşil enerji satın almak öyle Türkiye'de, yurt dışında bu var.
Biliyorsunuz green energy bondları var. Firmalar satın aldıkları enerjinin ne kadarının yeşilden geldiğini, ne kadarının fosil bazlı yakıtlardan geldiğini çeşitli sertifikalarla sertifikalandırabiliyorlar. Türkiye'de maalesef bu henüz söz konusu değil. Eğer sizin firmanızın sahip olduğu bir güneş enerji santraliniz var ise veya bir rüzgar santraliniz var ise bunu elbette sertifikalandırabiliyorsunuz. Çünkü o sizin firmanıza ait. Ama ortak hattan elektrik kullanıyorsanız orada Türkiye puanı diye bir puan var. Bu hepinize uygulanacak. İyi tarafı şu, Türkiye burada %50-50 gibi bir noktada durduğu için diğer ülkelere göre avantajlı bir konumda. Gerçekten Türkiye bu yeşil enerji konusunda bir dönüşüm yaptı. Hüseyin Bey'in sorusu var. Türkiye'de bizim gibi firmalar Avrupa fonlarından yararlanabilmek için nasıl projeler geliştirmeli ve kime sunmalı? Bu konuda ayrıca da konuşabiliriz Hüseyin Bey. Bu fonların hibe destekleri de var. Projeye göre bakıp söyleyebilirim tabii ki. Ama öyle bir projeler var ki hibe alabilirsiniz. Öyle projeler var ki bu EBRD'nin ucuz diyeyim kaynaklı fonlarından yararlanabilirsiniz. Bunlardan yararlanabilmek için diyelim ki bir danışman firmayla çalıştınız, projenizi hazırladınız. Bu projeyi kendi içinizde de hazırlayabilirsiniz. Elbette bir danışmanla çalışma zorunluluğunuz asla yok. Ancak faydası var. Çünkü EBRD'den projeler geri dönüyor. Ben de görüyorum, büyük firmalarda da oluyor bu. Her projeye EBRD onay vermiyor. Direkt EBRD'ye de başvurulabiliyor. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'na ya da Türkiye'deki aracı bankalar da bunu satıyorlar. Onlar aracılığıyla da başvurulabiliyor. Duygu Hanım'ın bir sorusu var. Uluslararası şirketler karbon raporlama sistemlerine göre karbon ayak izi hesaplayan ana firma akredite ise bağlı şirketlerde bu ana akreditasyondan yararlanabilir mi? Tabii yani şunu sormak istediğinizi düşünüyorum eğer yanlış anlamadıysam. Diyelim ki siz BMW ile çalışıyorsunuz. BMW'nin de akredite bir firmayla çalışıyor karbon raporlama sistemi için. Siz de o firmayla çalışıp eğer BMW ile çalışıyorsanız ve BMW'nin bağlı olduğu akredite firmadan almak istiyorsanız bu hizmeti elbette ki onlara sorup kimden bu hizmeti alıyorlarmış diyebilirsiniz. Soru bu idiyse eğer. Bunun için Avrupa'da akredite şirketler zaten çoğunlukla. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Dilediğiniz zaman konuşabiliriz. Ercan Bey'in bir sorusu var. Erhan Bey'in çok özür dilerim bir sorusu var. Türkiye'de veya Avrupa Birliği'nde offset anlaşmaları için yeterli kota üretim var mı? Kota kullanılması durumunda nasıl bir yol kalmaması durumunda? Şöyle, Türkiye'de offset eden, benim bildiğim birebir offset eden bir şirket yok. Ama bizim gibi Avrupa'da olup Türkiye'de de bu projeleri yapan ve bu, daha doğrusu bu hidroelektrik santralleri, şimdilik hidroelektrik santralleri, yarın güneş veya enerji santralleri veya bir orman projesinden kota satan şirketler var. Bunlar şu anda yeterli kotalara sahipler. Ama bu iş henüz canlanması bir yıl. Tabii ki nasıl bir kota sıkıntısı yaşanır ileride veya bu projelerde şu anda örneğin 30 euroya karbon satın almak mümkün. Yarınlarda bu 30 euro değil de 50 euroya mı çıkar, 100 euroya mı çıkar? O tarafta nasıl bir piyasa ilerleyecek? Dediğim gibi bu 20 euroydu karbonun Avrupa'daki ETS'de 20 euroydu. Şimdi 43-47'lere falan çıktı. 50'lere doğru gidiyor. Geçenlerde bir konferansa katıldım. Yine yabancıların olduğu. Bunun 100 eurolara çıkacağı konuşuluyor. Artık onu zaman gösterecek. Fakat ben hepinize, hani tüm katılımcılara şunu önerebilirim. Önümüzdeki yıl için bilançolarınızı, bütçelerinizi hazırlarken mutlaka bu iklim değişikliği ile ilgili yapacağınız harcamalara bir fon ayırın. Bunu baştan nasıl diyeyim öngörün.
Bu artık belki şeyle başlarsınız, karbon ölçümüyle başlarsınız bu yıl. Önümüzdeki yıl bu ölçtüğünüz karbonun azaltma projeleri için belli fonlar ayırırsınız gibi gibi bu önerilerim olur. Daha önce katılmış olduğumuz toplantılarda eğer ihracatçı olan ülkede var ise burada bir mahsuplaşma olabileceği belirtilmişti. Şu anda ülkemizde belli testlerde Scope 1 emisyon, Hatice Hanım sormuş bunu. Scope 1 emisyonları sera gaz emisyonlarının kontrolü hakkındaki yönetmelik kapsamında hesaplanıyor. Doğrudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabii yetkilendirmiş dolu yetiş şirketler de doğrudur. ETS ile ilgili yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir çalışması var. Bunun grid entegrasyonu yapılabilir mi? Evet ve hayır. Şimdi sadece kapsam 1 değil, bir kere Avrupa Birliği 3 kapsamı birden değerlendiriyor. 1, 2 ve 3. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Karşı taraftaki ülkede ETS var ise burada bir mahsuplaşma olabilir mi? Şu anda Türkiye bu mahsuplaşma sisteminin içerisinde değil maalesef. Onun için bizim için böyle bir şey söz konusu değil Hatice Hanımcığım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ahmet Arıkan sormuş. Türkiye'de yeşil mutabakat çalışmaları yönelik devletin şirketlere verdiği bir destek var mı? Çok soruluyor bu soru ama maalesef yok. Bakanlık bu konuda bir çalışma yapıyor mu? Benim bıraktığım dönemde yapmıyordu. Aslında şöyle, devletin destek vermesinden ziyade ben sizden yani hızlıca şöyle bir şey önerebilirim. Şirketlerinizin tabii ki bütçeleri dahilinde bence karbonlarınızı ölçtürün ve yapacağınız projeleri oluşturun ve Dünya Bankası ve EBRD'nin desteklerine başvurun. Bu destekler Türkiye hükümetinin vereceği desteklerden çok daha kapsamlı, çok daha uygun, daha uzun vadeli ve hani tercihen onu tercih etmenizi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden ya da Ticaret Bakanlığı'ndan ya da Sanayi Bakanlığı'ndan gelecek bir teşvik modelini değil de gerçekten güzel imkanlar var. Bu imkanlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Mert Bey, Eser'im öncelikle teşekkürler. Çok ben de teşekkür ederim. Ürünlerimizi Climate Partner'a kaydettirdikten sonra sertifikanızı, ürünümüz karbon sıfır hale geldiğini söylediniz. Evet, nasıl mümkün oluyor? Yok, hayır, ben yanlış anlattım kendimi. Kaydettirmek ile ilgili bir konu yok. Tekrar yol haritasını bir söyleyeyim isterseniz Mert Beyciğim. Örneğin bizimle çalıştınız, Climate Partner'la çalıştınız. Dediniz ki ben yol haritamı Science Based Target'a kaydettirmek istiyorum. Biz kayıt yapmıyoruz zaten, o anlamda bir akredite kurum da değiliz. Science Based Target'larınızı biz sizin oluşturmanıza, karbonunuzu ölçmenize, bu hedefleri oluşturmanıza, bu hedefleri bu sisteme girdiğiniz zaman sistemden onay almanıza, o Science Based Target onay veriyor sizin yol haritanıza ve ondan sonra da eğer isterseniz saldığınız ürün kadar, saldığınız karbon kadar piyasalardan, bu bizim sattığımız karbon piyasalarından ya da karbon projelerinden ürün karbon satın alıp şirketinizin nötr hale gelmenize ya da ürününüzü nötr hale getirmenize, tercihinize bağlı yardımcı oluyoruz. Sadece kaydettirmekle, sadece ölçmekle değil. Dilerseniz benim sunumun sonunda bir cep telefonum var. Tekrar edeyim. Telefonla konuşalım. Ben size biraz daha detaylı anlatayım. 0539 584 3087. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Size daha detaylı da bilgi vereyim. Furkan Bey'in mesajını okuyayım. Merhaba Eser Hanım. Sektörün ortalama emisyon seviyesi hesaplanırken büyük oyuncuların hesaplan. Evet, sektör içerisinde prosesleri farklılık gösteren şirketler var. Doğrudur. Sadece işleme ya da sadece montaj yapan bir şirketle döküm operasyonu yapan şirketler paylaşıklar aynı olmayacaktır. Doğru, bu ayrımların hepsi var. Yani spesifik olarak o iş konusunda iş yapan firmaların ortalamaları alınıyor. Şey değil, nasıl diyeyim? Eğer zaten onun için proseslerinize bakıyoruz. Ondan sonra eğer eksik kalan bir şeyiniz varsa, sizde olmayan bir şey varsa birebir aynı işi yapan şirketlerin ortalamalarından alınıyor. Science Based Target'ta açıklanan hedefleri döküm prosesine sahip bir şirket için daha yüksek olacaktır.
bu durumda işletmenin ihracat sırası zor durumda bırakmaz mı? Science Based Target'larda herhangi seyrefleri açıklanan döküm prosesine sahip şirketler. Bakın Science Based Target herhangi bir firmanın bir dönem sonunda, örneğin 10 yılın sonunda ya da 5 yılın sonunda gelmeyi açıkladığı hedeftir. Bu hedefi firma kendisi belirliyor. Siz diyebilirsiniz ki BMW'de olduğu gibi ben şu emisyonlarımı ölçtüm. Şurada emisyonlarım var. Bu emisyonları şuraya düşüreceğim. Bunu aynı BMW'nin yaptığı gibi açıklayabilirsiniz. Veya eğer BMW'ye satıyorsanız onun hedeflerini baz alır ve o hedefler doğrultusunda siz kendiniz hiç Science Based Target sistemine girmeden o çalıştığınız firmanın hedeflerini kendinize hedef olarak alırsınız ve bu yönde çalışmalar yapabilirsiniz. Yani ihracatçı sizlersiniz, müşterilerinizi siz daha iyi tanıyorsunuz. Müşterileriniz sizden ne bekliyor? Aynı hedefleri hedef olarak koymanızı mı bekliyor? Sizlerin karbon nötr olmasını mı bekliyor? Bu beklenti var ama hangi tarihe kadar bunu bekliyor? Bunları birebir sizlerle konuşarak da ilerleyebiliriz. Ben şimdi hani Furkan Bey'in nerede, hangi sektörde, hangi şirkette çalıştığını bilmiyorum. Ama beni ararsa bu konuda birebir daha çok destek olurum. Şunu yalnız ne olursunuz aklınızdan çıkarmayın. Tüm bunların hepsi sizin şirketinizin talebiyle ya da sizin şirketinizin kendisi için koyduğu hedeflerle belirlenecek şeylerdir. Karşı taraf, yani müşteri size zorla bunu dayatmadığı sürece sizin onların hedeflerinden farklı hedefler açıklamanız da elbette ki mümkündür. Türkiye artıya geçmediği için mi Umut Bey sor, geçemediği için mi geçmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor? Hayır, aslında tam tersi, gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye'de biz bu kategoride olmayalım, biz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olalım istiyor. Bunun sebebi bütün bu konuştuğumuz fonlardan daha fazla pay almak, Türkiye'nin iklim projelerinde bunu kullanmak. Neslihan Hanım bir soru sormuş. Cezalar için belirlenmiş rakamlar var mı? Neslihan Hanımcığım, Haziran ayında bu belli olacak. Bunu bir ceza olarak görmeyin. Bu bir ceza değil. Bu bir vergi. Bu vergi otomotiv sektörünü kapsayabilir, kapsamayabilir. İlk etapta kapsamayabilir. İkinci etaba bırakabilirler otomotiv sektörünü. Burada sizin yapmanız gereken, ne olur cezaya fokus olmayın. Ceza var veya yok diye şirketinizi bu çalışmalardan uzak tutmayın. Bir an önce bu çalışmalara başlayın. İnanın 2 sene önce başlamış şirketler bugün çok hazırlar. Bu süreç böyle önümüzde birkaç ay içerisinde yapılacak bir iş değil. Ne kadar erken başlarsanız o kadar faydası olur. Demin de cevap vermiştim Ersun Beyciğim. Türkiye'de bir ETS sistemi, evet, kurulması hakkında Ticaret Bakanlığı çok başvuru yaptı Avrupa Birliği'ne. Şu anda biz bu kapsamda değiliz. Bu konu bir gelişmede yok maalesef. Biz şu anda o sistemin dışındayız. Gözde Hanım bir soru sormuş. Karbon ayak izimizin Avrupa standartlarına uygun olup olmadığını nereden bilebiliriz? Bunu ayak izinizi ölçtükten sonra benchmark olarak biz size yardımcı olabiliriz. Belki bunu yayınlayan yerler de vardır. Dilerseniz ben buna bir göz de atarım. Böyle bir benchmark yayınlayan kurum var mı? Ya da bir dernek, kuruluş var mı? Buna bakarım. Ama örneğin bizimle bir karbon ayak izi ölçtürdünüz. Bunu biz size şirket adı vermeden neresinde olduğunuz hakkında bir benchmark verebiliriz. Manoli Hanım'ın da bir sorusu var. Bilgiler için çok teşekkürler, rica ederim. Sınırda karbon vergisi için 30 euro gibi bir rakam konuşuluyor. Gözde Hanımcığım, o geçen yıl evet 30 euro konuşuluyordu. Hatta bu TÜSİAD'ın raporu iki analiz yaptı TÜSİAD. Bir tanesi 30 euro baz aldı, diğerinde de 50 euro baz aldı. Çünkü tahmin ediyorlardı bunun yukarıya çıkacağını. Nitekim şu anda 43 ya da 47 eurolarda, 43 sanıyorum.
50'ye çıkmak üzere. O yüzden bunu 30 olarak artık değerlendirmeyelim. 50 olarak bakmakta fayda var. Geri dönüşümlü ürün kullanımında bu değer nasıl değişiyor? Sizin karbon salımınız düşeceği için tabii ki örneğin şirketinizin karbon ayak izini ölçtürdünüz ve yarı dönüşümlü materyallerle üretim yapıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim, belki daha iyi anlatılacak. Bizim algoritmamızda, yani bizim kullandığımız algoritmada kullandığınız ham maddeleri, satın aldığınız ham maddelerin tamamı için şöyle bir kriter var. Satın aldığınız ham maddenin o primer mi yoksa geri dönüşümlü malzeme mi olduğunu işaretleyeceğiniz kutular var. Eğer malzemeniz geri dönüşümlü malzeme ise karbon ayak izinizin o derecede aşağı indiğini o algoritma içerisinde söyleyebilirim. Belki bu söylediğim şey biraz sizin sorunuza yardımcı olur. Geri dönüşümlü ürün kullandığınızda gerçekten bu değer çok fark ediyor. İnşallah sorulara yanıt verebilmişimdir. Öykü Hanımcığım, tüm soruları okudun mu? Eksik bıraktığım bir şey var mı? Bir de chat kısmından soru soranlar olmuş Eser Hanım. Oraya da bakabiliriz isterseniz. Gördüm. Bir dakika, orayı da yukarıdan. Hı hı. Saadet Subaşı ile başlıyor. Karbon ölçümlerinin yapılması için destekleyici firmalar var mı? Destekleyici firmalardan Saadet Hanım'ın kastı eğer maddi anlamda bir destekse, bu yani bir teşvik vesaire gibi bir şeyse, böyle bir teşvik yok. Bu ölçümleri yapan firmalar var. Dediğim gibi bir tanesi de biziz. Çoğu Avrupa'da bu firmaların. Diye biz burada varız, hem de karşı tarafta Türkler de çalışıyor. Yani o 150 tane çalışan var, içerisinde 5 tane de Türk var, onlar bize destek oluyorlar. Yeşil taksonomi kanunlarının draft halleri var mı? Evet, draft halleri var. Ben yine Öykü Hanım'a ulaştırayım. Öykü Hanım, siz benim bunları notu alan birisi var mı, yoksa ben notumu alayım burada? İki şey ulaştıracağım size. Bir tanesi bu geri dönüşüm ile ilgili, otomotivde geri dönüşüm ile ilgili bir döküman. Diğeri de şu Saadet Hanım'ın sorduğu taksonomi kuralları. Bunları paylaşayım. Sizler arzu edenlerle paylaşabilirsiniz. Çağdal, valla hanım mı bey mi? Çağdal Aksu bir soru sormuş. Karbon ayak izinin hesaplanması konusunda eklenmiş firmaların bir listesinin bulunduğu ekran var mıdır? Böyle bir, biz yetkiliyiz. İsterseniz bizimle çalışın. Ama böyle bir liste bende yok. Eser Hanım, öncelikle ben teşekkür ederim. Kaydettikten sonra ha, bu soruya cevap vermiştim. Mert Bey diğer taraftan da sormuştu. Buradan da aynı şekilde sormuş. Mert Beyciğim, ne olur beni arayın. Beraber telefonda konuşalım. Sunumu paylaşacağız Erol Beyciğim. Elmas'ta da karbon var. Hayır. Her karbon eşdeğer mi? Ben hani eğitim olarak belki buna daha mühendis birisinin cevap vermesi doğru olur ama her karbon eşdeğer mi? Orada bir karbon salımı hiç duymadım. Bizim daha çok konuştuğumuz bu karbonlar sera gazına sebep olan gazlar. Elmas'taki karbon sera gazına sebep oluyor mu bilemedim. Kusura bakmayın, ona cevap veremedim. Değerli bilgiler için Ayşegül Hanım, teşekkür ederim. Yapılacak düzenlemeler hem ölçüm hem taahhüt hem ilgili düzenlemelerle ilgili olarak teşvik programı var mıdır? Benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gelen bir teşvik var mı diye soruyorsanız yok maalesef. Ama bunlarda çok güzel fonlar var. Tekrar söylüyorum. Bizler de yardımcı oluyoruz bu fonlardan yararlanmak için. Çok güzel projeler yapabiliriz. Bu projeleriniz karşılığında bu fonlardan yararlanabilirsiniz. Bu fonların dörtte biri, hatta üçte biri EBRD tarafından dağıtılıyor. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası tarafından dağıtılıyor. Bunlar çok güzel fonlar.
Erhan Bey aynı soruyu şeyden de sormuş, buradan da sormuş. Ona cevap vermiştim Erhan Beyciğim. Yine aklınıza bir şey katılırsa beni arayın. Bu herkes için geçerli. Global bir firmanın Türkiye'deki tesis şirketinin global database karbon buradaki durum nasıl değerlendirilecek? Ruhan Bey sormuş. Global bir firmanın Türkiye'deki tesisi, tamam, şirketin global database üzerinden karbon hesaplarına dahil oluyor ise, hayır, öyle bir şey olmuyor. Şöyle anlatayım, bir örnek vereceğim, isim vererek örnek vereyim burada. Örneğin Ford'un dünyada bir uluslararası, yani Amerika merkezli bir şirket, ama Türk Ford, Ford Otosan kendi hesaplamalarını kendi yapıyor, kendi taahhütlerini kendi veriyor, kendi benim gördüğüm kadarıyla bu Carbon Disclosure Project'in içinde de varlar. Orada kendi iklim risklerini değerlendiriyor. Yani illaki bir uluslararası firmanın ayağı olmak, onlarla paralel, tabii ki paralel hareket edeceksiniz ama onların database'ini kullanmanıza gerek yok. Burada sizin kendi database'leriniz var. O database'ler yeterli ve yardımcı olacaktır sizlere. Umarım soruya cevap verebilmişimdir ya da doğru anlamışımdır. Burada herhangi bir soru eksik bıraktım mı Öykü Hanım? Yok Eser Hanım, hepsini yanıtladık. Tüm sorularımıza da cevap verdik. Değerli bilgileriniz için tekrar teşekkür ederim ben kendi adıma. Umarım tüm katılımcılarımız da memnun kalmıştır. İsterseniz kısaca toparlamak için sözü tekrar size bırakayım ve kapanış yapabiliriz. Tamam. Değerli katılımcılar, öncelikle teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 1,5 saatte toparlayabildik. Çok da süreyi güzel kullandığımızı düşünüyorum. Öykü Hanım'a ve Taysat Genel Sekreterliği'ne de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlandık hep birlikte. Ben sizlerden bugünkü hani çıktı olarak, eğer herhangi bir sorunuzun cevaplanmadığını düşünüyorsanız, varsa sorularınız, memnuniyetle cevaplarım. Ben sizler için buradayım ve Öykü Hanım da birazdan kendisine sunumumu da ileteceğim. Sizlerle sunumu PDF formatında da paylaşıyor olacak. Zannediyorum recording de alındı. Herkese çok güzel bir ve sağlıklı günler diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Bu pandemi döneminde evlerde kapalı kaldık ama böyle güzel birlikteliklerle değerlendiriyoruz bu kapalı kaldığımız günleri. Herkese güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz Eser Hanım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne demek? Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun.